Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf fizik 1. dönem 1. yazılı örnek soru kitapçığını çözeceğiz arkadaşlar. 2024-2025 yılına ait. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda arkadaşlar tüm dönemlere ait yazıları sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar geçen yıl 2023-2024'tekilere de bakabilirsiniz. Öğretmenim, yeni müfredattayız. Eskilere bakalım mı? Arkadaşlar ilk konularımız aynı. İlk önceki müfredatta fizik bilimine girişti ünitenin adı. Aynı konular ele alınmıştı. Yani 2023-2024'lere de bakmak senin faydanıdır diye düşünüyorum. Onların da oynatma listesinin linkini koyarım. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım ki konu anlatım videolarımız var biliyorsunuz. Kitabın çözümleri var. Onları da bulabilirsiniz. Aynı zamanda sınıf içi ölçme etkinliklerinin de linklerini buraya koyacağım. Evet, birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki arkadaşlar. Şimdi uzun bir metin var. Metni okumadan önce arkadaşlar ben bu metni hangi bilgi ışığında okuyacağım, neye göre okuyacağım diye soruya bir bakalım. Diyor ki soruya göre okursak arkadaşlar daha anlaşılır olur. Metinde uğraş alanı anlatılan fiziğin alt dalı hangisidir? Bu metinden yola çıkarak fiziğin biliminin tanımını yapınız. Hangi alt dalla ilgili olduğuna dair okuyalım. Temel amacı evrenin işleyişini araştırmak olan, bak ne kadar güzel bir tanımına da dair bize şey yaptı arkadaşlar, ön bilgi verdi. Fizik biliminin modern anlamının fizik biliminin alt araştırma alanlarının sentezlenmesiyle oluştuğu söylenebilir. Fizik bilimini ve uğraş alanlarını anlamak için fizik biliminin tarihine de hakim olmak gerekir. Günümüze ulaşan yazılı metinler ışığında eski zamanlarda en güçlü isimlerden biri Aristoteles'tir. Zamanın başlangıcına atıfta bulunarak Tanrı'nın varlığına delilini sunarken bilimsel açıklamalarda yeni terimler türetmiştir. Bugün kullandığımız enerji ifadesi Aristoteles'in türettiği terimlerden biridir. Milattan önce 6. yüzyılda Aristoteles'in cisimlerin hareketi ve dengesi konusunda ortaya attığı fikirler antik çağda kabul görmüş ve basit bina yapımına bu fikirler destek sağlamıştır. Ateşli silahların keşfi ile merminin hareketlerini inceleyen bilim insanlarından İbn Sina, Aristoteles'in hareket eden her nesneye bir kuvvet eşlik eder düşüncesindeki mantık hatasını gidererek mermi hareketini açıklamış. Bu açıklamada sürtünmeye ve yer çekimine atıfta bulunmuştur. Ardından gelen Galileo, düşen cisimlerin aldığı yolun hareket, düşen cisimlerin ile geçen zamanın karesiyle ilgili olduğunu vurgulamış. Galileo'nun deneysel yaklaşımları daha sonra Newton'un çalışmalarına yön vermiştir. Newton deyince zaten arkadaşlar aklımıza hareket geliyor, kuvvet geliyor. Newton'un hareket yasaları var biliyorsunuz. Newton kendisinden önce var olan deneysel çalışmaların sonuçlarını matematiksel bir dil kullanarak yani formüllere dökerek toparlamıştır. Yani bakın çok önemlilerin altını çizdik. Çok açık seçik bağırıyor. Olayda enerji var, hareket var, denge var arkadaşlar. Düşen cisimler hareket. Burada neyden bahsediyor? Bak enerji var, hareket var, denge var, kuvvet var. Fiziğin alt dalı mekanikten bahsedilmiştir arkadaşlar. Peki bunun ışığında tanım yapacak olursak bak başta bize ipucunu verdi. Evrenin işleyişini araştırıyor. O zaman şöyle diyelim mi? Evreni kuvvet, enerji, zaman çerçevesinde matematiksel bağıntılar yani matematiksel bir dil, formüller kullanarak inceleyen bilim dalıdır. Bu bir örnek. Siz de kendi cümlelerinizde bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Metinden anladığımız budur. 2 ile devam edelim arkadaşlar. 2 numarada şöyle sesleniyor. Bakın çok güzel bir kutucuklar verilmiş. Ay, Yıldız, Gök isimli 3 bilim kuruluşu. Ay, Yıldız, Gök. Çalışma alanları Profesör 1, Profesör 2, Profesör 3, Profesör 4 olarak kodlanan ve fizik biliminde önemli çalışma yapan bilim insanlarının çalışmalarında özelleştiği alanların şekilde verilmiştir. Prof 1 yerine kendi adınızı yazın. Neyse ben buraya Şimşek yazacaktım ama çok iddialı olur, yazmayalım. Arkadaşlarınızın isimlerini de yazabilirsiniz. Profesör, Allah nasip etsin hepinize. Sonra diyor ki arkadaşlar, sonra bunları okuyacağız. Ay, Yıldız, Gök adlı kuruluşlar kendi çalışma alanlarına yeni başlayacak olan projeler için belirtilen bilim insanlarından danışmanlık alacaklardır. Buna göre bilim kuruluşlarının hangi bilim insanlarından danışmanlık alması daha uygun olur? Danışmanlık niçin alıyoruz arkadaşlar? Biz bir firmayız
o konunun uzmanlarına danışmalıyız değil mi? Şimdi bakın ay yeraltı madenlerinden nanoteknoloji desteğiyle oluşturulan alaşımlardan hijyenik araç gereçlerin üretilmesi. Şimdi sevgili arkadaşlar profesörlere baktığımızda profesör 1 deneysel katı hal ve nano parçacıkların fiziği. Hop hemen eşleşti. Demek ki ay grubunda arkadaşlar profesör 1'den yardım almalıyız. Profesör 4'e de baktığımızda yine nano sistemler ve elektronik yapı dediğinde arkadaşlar yine 4 numaralı profesörden de yardım alabilir ay grubu. Ay şirketi kuruluş. 2 numarada arkadaşlar yıldız var. Yıldızda da bakalım insansız hava araçlarında iletişimi sağlayan aygıtların üretimi ve bunların yazılımının oluşturulması. Biraz elektronik kokuyor, yazılım kokuyor. Bakın arkadaşlar burada da profesör 2 yoğun maddenin optik özellikleri ve elektromanyetizma. Elektrik var değil mi? Yazılım var. Profesör 2'den yardım alabilir. 2. 3 numarada yoğun maddede elektronik taşınım. Yine sevgili arkadaşlar hop. Profesör 3'ten de yardım alabiliriz. Yine aynı zamanda arkadaşlar işin içine elektronik girdiği için elektronik sistemle değil mi? Uzaktan kumandalarla uçuruyoruz biz bunları arkadaşlar. İnsansız hava araçları. İşin içinde elektronik olduğu için bu 3 profesörden de yardım alınabilir. Gök kısmına geldiğimizde arkadaşlar gece görüş kameraları için hassas lens üretimi, sürdürülebilirlik testlerin yapılması. Yine burada arkadaşlar katı hal fiziği var. Değil mi? Bakın profesör 1 buraya danışmanlık verebilir. Aynı zamanda yoğun maddenin optik özellikleri ve elektronik manyetizması var. Lens dedi bak hassas lens. Optik çalışmaları var madem. Profesör 2'den yardım alabiliriz. Harika. Konu kapanmıştır. Geldim 3 numaraya arkadaşlar. 3 numarada da yine küçük bir metnimiz var. Okuyalım. Bu metne göre geçen fiziksel niceliklerin adlarını yazınız. Bu niceliklerin temel türetilmiş skala vektörel niceliklerin hangisine ait olduğunu yazarak SI. SI neydi arkadaşlar? Uluslararası standarttı. Uluslararası standarda göre sisteme uygun olmadıklarınızı belirtiniz diyor. Şimdi arkadaşlar tek tek bakalım. Hava sıcaklığının 28 santigrat derece. Şimdi 28 santigrat dereceye yazdık. 28 santigrat derecede arkadaşlar neyden bahsediyor bize? Sıcaklık. Peki sevgili arkadaşlar sıcaklığın birimi neydi SA'da? Ya da şeyine bakalım temel mi türetilmiş? Temel bir nicelik değil mi? Harika. Ve arkadaşlar türetilmiş mi? Hayır değil temel dedik. Peki skalar ya da vektörel mi? Arkadaşlar yön belirtmediği için skaler bir büyüklüktür arkadaş. Peki santigrat derece mi arkadaşlar SI'da, SI'de? Hayır, Kelvin olacaktı. Demek ki uygun değil. Değil mi SI'ya? Güzel. Sonra geldik. Bir günde kütlesi 1.2 ton diyor. Arkadaşlar 1.2 ton dedi. Ton neyin birimi arkadaşlar? Kütle birimi. Kütle nasıl bir nicelikti arkadaşlar? Temel bir nicelikti. Peki kütle yön belirtiyor mu? Hayır. Skaler bir büyüklüktür. Peki SI'ye uygun mu? Hayır arkadaşlar. Yine uygun değil. Çünkü ton değil, kilogram. Yani kg olmalıydı. Ankara'dan İstanbul'a. Bak burada çok güzel bir şey söylüyor. Ankara'dan İstanbul'a doğru 72 kilometre bölü saat. 72 kilometre bölü saat. Hızla gidiyor. Arkadaşlar burada belirtilen şey nedir? Hızdır. Neden hız dedim de sürat demedim? Birazdan sürat diyeceğim. Arkadaşlar bak burada bir yön belirtmiş. Ankara'dan İstanbul'a. Bu nasıl bir nicelik arkadaşlar? Temel mi? Hayır. Türetilmiş. Türetilmiş bir büyüklük. Türetilmiş olduğunu nereden anlıyorum? Bak kilometre var, saat var. Peki skaler mi, vektörel mi? Vektörel. Zaten tanımı söylerken söyledik değil mi arkadaşlar? Söylerken söyledik. Enteresan oldu. Vektörel çünkü yön belirtiyor. Peki birimi kilometre bölü saat mi? Hayır. Ne olacaktı? Metre bölü saniye olacaktı arkadaşlar. Türkçesi SN olduğu için öyle yazdım. M bölü S şeklinde gösteriyoruz. Devam ettiğimizde aracın sürücüsü yağmurdan dolayı süratini 1 dakikada. Burada bir dakika var arkadaşlar. 1 dakika neyi belirtiyor? Zamanı. Zaman nasıl bir büyüklük arkadaşlar? Temel bir büyüklük. Peki yön belirtiyor mu? Hayır, yönü yok. Yönü olmadığı için vektörel değil tabii ki. Skaler.
yön belirteydi. Zaman değil mi? Temel. Bütün zaten temeller skaler oluyordu arkadaşlar. Peki bu dakikayı arkadaşlar biz SI'da ne belirtiyorduk? Saniye olarak S idi değil mi? Güzel. Bunu da hallettik. İçinde bir dakika içinde 36 kilometre bölü saat değerine düşürüyor. Öğretmenim burada hız demiştik. Yine hız türetilmiş vektörel. Hayır. Arkadaşlar burada süratten bahsediyoruz. Hocam farkı ne? Burada bak burada yön belirtti. Burada yön var. Ama burada yön belirtmemiş. İşte yön belirtilmeyen hız değerleri arkadaşlar sürattir. Hızla sürat arasındaki farkın al sana çok güzel bir örneği. Peki bu nasıl bir nicelik arkadaşlar? Türetilmiş. Çünkü kilometre bölü saat. Peki yön belirtiyor mu? Hayır, belirtmediği için. Skaler. Peki yine aynı şekilde arkadaşlar. Süratin de SI'daki birimi metre bölü saniye olacaktı. Gördüğünüz üzere bu metinde belirtilen hiçbir değer SI'ye uygun değil. Uygun değilse metnin yeniden mi yazacağız? Hayır tabii ki. Bunlar bize bir şey ifade ediyor. Ha bu arada şuna da belirteyim arkadaşlar. Kilometre bölü saat dediğin şey, kilometre bölü h, ne ayak? Hocam saat sağ değil mi? Arkadaşlar h, hour. İngilizce hour, Türkçe saat biliyorsunuz. Saate denk geliyor. O yüzden genel olarak literatürde km bölü h görürsün. Bütün arabalarda da bu böyledir. Kilometre, kilometre per hour olarak okunur. Tamam mıyız? Tamamız öğretmen. 4 ile devam edelim. Yine uzun böyle bizi yoracak bir metin görüyorum. Metni neye göre okuyacağım ona bakalım. Bak, metne göre Cezeri'nin yaşadığı dönemde fiziğin hangi alt dalı ile daha çok ilgilendiğini ve günümüzde fiziğin alt dallarından hangilerinin gelişmesine olanak sağladığını yazınız. Hızlıca okuyalım. Cezeri 13. yüzyılın büyük mühendisi ve dünyanın sayılı dehalarından biri kabul edilir. Arkadaşlar ben Cezeri'yi hep şöyle kodlarım. İlk robotu yapan insan olarak bilinir kendisi. Robot teknolojisi artık dünya neredeyse robotlara gidiyor değil mi? Sibernetik vesaire. İşte Cezeri ilk robotu üreten insanlardandır. İnsandır diye biliniyor. Elektrik enerjisini kullanmadan, bak sırf mekanik, hareketin dönüştürülmesi ve aktarılmasına dengenin, bak hareket, dönüştürülmesi, aktarılması, dengenin sağlanmasına dayalı ve kendini tekrar eden birçok makine ve aracın teknoloji olarak tasarımlarını yaparak bu makineleri üretmiş ve çalıştırmıştır. Bu makinelere örnek olarak su saatleri, mum saatleri, ziyafetlerde kullanılan kaplar ve ibrikler, el yıkama ve abdest alma aparatları, kan almada kullanılan ölçme aletleri, otomatik müzik düzenekleri, bak sen şu işe, fıskiyeler verilebilir. Cezeri'nin yapmış olduğu çalışmalar bugünün teknolojisine yön vermektedir. Cezeri'nin günümüz sibernetik, bak hangilerine diyecekti ya, sibernetik bilimin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Sibernetiğin en anlaşılır örneği insan gibi davranan ve insan işlerini yapan robotlardır. Bak robot lafını gördük. Cezeri ile eşleşir bu arkadaşlar. Tamam. İnsansı robotlar dediğimiz bu robotlar ışık, ses, konum gibi verileri üzerine yerleştirilmiş aracılığı fark ediyor. Algıladıkları verileri elektronik devreleri aracılığıyla topluyor ve kontrol ediyorlar. Sonrasında öğrenme ve sezme gibi insana özgü yeteneklerini elde edilmesini sağlayan yapay zeka yazılımları sayesinde topladıkları verileri birbirleriyle ilişkilendirerek bunlardan çıkarım yapıyorlar. Yaptıkları çıkarımlar sonucunda da mekanik parçaları sayesinde gerekli hareketleri gerçekleştiriyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlar açık ve seçik Cezeri'nin bak hareket, denge, makine üretmeleri falan deyince hemen mekanikle ilgilendiğini çok açık ve seçik söyleyebiliriz. En çok dediği için bunu seçtik. İkinci sırada belki optiklerde de şey yapar. Ama şimdi günümüzde diyor bir de. Günümüzde fiziğin hangi alt dallarına? Evet bak burada optik dedi. Işık var, ses var. Sonra elektronik devreler dedi. Optik. Elektromanyetizma var işin içinde. Aynı zamanda arkadaşlar sibernetiğin ilgilendiği şeyler atom fiziğiyle de alakalı değil mi? Güzel. Bunların gelişmesine katkı vermiştir. Önemli olanların şuradaki soruya göre önemli olanların altını çizince sorunun cevabı zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. 5 numaroyu çağıralım arkadaşlar. 5 numaro uçtu geldi sahnedeki yerini aldı. 5 numaro şöyle diyor. Yine okumadan bakalım. Cirit oyunu ile ilgili metinde yer alan temel ve türetilmiş büyüklükleri yazın. Metin içinde yer alan örnekleri veriniz. Ha, hangi örnekleri verdim? Bak.
Cirit oyununda iki takım bulunur. Ciritçiler bölgesel giyimleriyle atlarına binerler. Ne kadar güzel. Sağ ellerine aldıkları ilk ciriti diğer ellerine de yetecek miktarda yedek cirit alırlar. Günümüzde erkek sporcular 260 santimetre uzunluğunda, bak yazdık, 260 santimetre uzunluğunda ve 800 gram kütleli baş kısmı, bunu da yazdık, oval olan sopaları kullanırlar. İyi bir cirit elindeki ciritçi, ciriti isabete atabilmenin yanında yaklaşık 40 metre bölü saat. Buraya yazdık bak, 40 metre bölü saat. Hızla koşabilen bir atın üzerine iyi manevra da yapabilmektedirler. Üstelik bunu hamle süresi olan 35 saniye içerisinde yaparlar. 35 saniyeyi de yazdık. Aksi takdirde sayı alamamaktadır. Binicinin kabiliyeti kadar atın kabiliyeti de sayı almak için önemlidir. At ağzına takılı geme binicinin uyguladığı küçük kuvvetleri. Bak bir de kuvvet var burada içinde. Binicinin uyguladığı kuvvet hissederek hızlı tepki verir, manevra yapabilirler. Güzel. Arkadaşlar hepsini yazdık. 800 gram, 260 santim, 35 saniye. İkisi, bu ne? Kütlesi. Bu uzunluğu ciritin. Bu da hamle süresi metinde yazan şeyler, örneklerimiz. 800 gram kütlenin birimi, 260 santimetre uzunluğun birimi, 35 saniyede zaman birimi. Ve bunlar hepsi de temel değil mi arkadaşlar? Temel büyüklükler. Türetilmiş olanlar ne? Atın hızı arkadaşlar. Yaklaşık 40 kilometre bölü saat. Birimden belli zaten. Peki bu ne? Sürat. Neden hız demedik arkadaşlar? Çünkü bunun için yön belirtmeliydi. Mesela sağdan sola, doğudan batıya, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye koşuyor deseydi hız olurdu. Herhangi bir yön belirtmediği için arkadaşlar sağa sola koşuyor. Sürati bu arkadaşın. Binicinin kuvveti hakkında da herhangi bir veri yok. Ama biz ne diyelim arkadaşlar? Birimimiz kuvvetin Newton'dur. Türetilmiş bir büyüklüktür. Belirtmedi ama ben kuvvetin zaten türetilmiş bir büyüklük olduğunu biliyorum. Kilogram metre bölü saniye kare ya da Newton diyoruz. Cepte mi? Cepte hocam. 6 ile devam edelim mi? Edelim, testin son sorusu. 6 numarada da şöyle sesleniyor. Bakalım. Yukarıki metinde bahsedilen fiziğin alt dallarından bir tanesini seçerek açıklayınız. Açıklamanızda bu alt dalın ilgilendiği konuları yazarak günlük hayattan örnek veriniz. Günlük hayattan da örnek. İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu günden beri gökyüzünde geldiği olayları merak etmiştir. Ben hep düşünüyorum arkadaşlar. Neden merak eder? Düşünsene, eskiden hiç ışık yok, bir şey yok. Akşam oldu. Akşam olunca sadece gökyüzü ve sen kalıyorsun. Değil mi? Düşünsene. Yazın sen de bakmışsındır. Şehrin ışıkları çok olduğu için gökyüzünü çok net göremiyoruz ama ışıklar olmadı mı gökyüzü çok net. Ne olacak, insanlar merak ediyor tabii. Gökyüzüne bakıyor. Gökyüzünü daha iyi inceleyebilmek için teleskop, daha iyi inceleyebilmek adı verilen aletleri yapmış ve bu aletlerin özelliklerini gelişmesiyle uzayın derinliklerini inceleyecek bir güce ulaşmıştır. Arkadaşlar metin kendini belli etti. Teleskop. Duyar duymaz aklına optik gelecek. Mercek, teleskop, gözlük, görme. Değil mi? Bunlar hep arkadaşlar ışık, renk, hep optiğin konusu. Dünya etrafındaki yörüngelerinde dolanan bir yapay uyduya, burada biraz da mekanik girdi işin içine. Teleskop monte etme fikrinin bir sonucu olarak üretilen Hubble uzay teleskobu sadece güneş sistemini değil, güneş sistemindekinin ötesinde gözlemlemektedir. Şurada minik bir şey söyleyeceğim. Neden uzaya koyduk arkadaşlar? Bak şimdi normalde biz dünyanın üzerinden gözlem yaparken atmosferimiz var ya, atmosferde ışık kırıldığı için arkadaşlar uzayı net göremiyoruz. O zaman dedi ki bilim adamları, ya dediler, biz bu atmosferin bu olumsuz etkisinden kurtulmak için teleskobu buraya değil de şuraya kuralım. Aldılar uzaya uydu gönderdiler. Bu uyduya bir teleskop koydular. Dolayısıyla daha net. Şöyle düşün, evindeki camın arkasından bakmak var, bir de camı açıp dışarıya bakmak var. Hangisi daha net? Camı açmak. İşte burada camı açarcasına arkadaşlar atmosferi geçtik. Buradan teleskopla bakıyoruz. Şimdi değme keyfine. Daha net, daha ilerileri görme şansın oldu. Buradaki ana fikir bu. Teleskopun özelliklerinin gelişmesi gökyüzüne daha geniş açıdan bakılmasını ve daha uzaylı gök cisimlerinin incelenmesini sağlamaktadır. Hubble'dan sonra arkadaşlar Webb gelecek. Ha, geliyor. Teknolojik ömrünün sonuna gelen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine James Webb Uzay Teleskobu Aralık 2020'de NASA tarafından fırlatılmış, Ocak 22'de yörüngesine girmiştir. Şimdi arkadaşlar çok açık seçik üzerine basa basa neyden bahsettik? Optik.
Şurada birazcık da uyduların hareketi vesaire deyince mekaniği de konuşabilirsin. Biz optiği seçelim. Optik konusunda da ne diyoruz arkadaşlar? Optik, ışığın yapısı, renk, işte ışığın yansıması, kırılması. Zaten arkadaşlar teleskopta en çok kullandığımız ışığın kırılması. Mercekler vasıtasıyla çok ilerideki büyük cisimleri arkadaşlar kırarak hop burada gözümüze, perdeye düşürüyoruz. Biz onları o şekilde görüyoruz. Mercekte ışığın kırılması diyebiliriz. Açıklamada bu altın ilgilendiği konuları, işte optikleri söyledik zaten arkadaşlar. Gözlük yapımı, değil mi? Gözlük yapımı, renklerin incelenmesi, ışık renk, ışığın doğası, bunlar ışığın doğası da diyebiliriz yani. Işığın doğası. Bunları incelemektedir arkadaşlar. Anlaştık. Harika. Evet, bununla birlikte arkadaşlar testin sonuna geldik. Hatırlatmamı yapıyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koydum. Tüm yazıların örnek sorularını çözüyoruz. Oynatma listesini de toparladık. Ayrıca arkadaşlar kitabımız, nerede o kitabım? Kitabımızda yer alan örnek soruların çözümleri var. Buraya koyuyorum. Yine arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığımızın ODSGM sitesinde yer alan sınıf içi ölçme etkinlikleri var. Onların sorularını da çözüyorum. Buraya koyuyorum. Yeni müfredata ait konu anlatım videolarım da var. Ondan da oynatma listesini buraya koyarım. Onlara bakabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.